2024 yılı 7. dönem komiser yardımcısı alımı. 2023 ve 2024 yılı ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavı P3 puan türünden 75 ve üzeri puan alan lisans mezunu adaylar arasında 360 erkek, 90 kadın olmak üzere 450 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar 28 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Polis Akademisi resmi sitesinden E-Devlet şifresiyle giriş yaparak son başvuru tarihi olan 6 Eylül 2024 Cuma günü saat 17.00'a kadar aday belirleme ön başvurularını yapacaklardır. Belirlenen tarihler arasında 1110 TL sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar sınav aşamalarına katılamayacaklardır. Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır. Sınavlarda başarılı olarak Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören ve 2 yıl süreli eğitimin sonunda başarılı olan adayların komiser yardımcısı olarak atamaları yapılacaktır. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar: 1. Türkiye vatandaşı olmak. 2. Örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakültelerinden mezun olmak. 3. 2023 ve 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden 75 taban puan veya üzerinde puan almış olmak. 4. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 28 yaşından gün almamış olmak. 5. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. 6. Sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. 7. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı TCK'ya göre genel ahlaka karşı suçlar başlıklı 7. bölümündeki suçları işlememiş olmak. Bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturmaya devam ediyor olmamak. Bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak. 9. 5237 sayılı kanun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha uzun süreyle hapis cezasına mahkum olmamak. 10. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.